So let's start. We have seen the equivalence of the categories. So coverings over B. Bu neydi bunun ismi? Bir dakika. Şu yönde giderse T'ydi. Bu da buna da X demiştik, değil mi? Dur, transpoz şeydi ama. Bir dakika. Özür dilerim ya. Transpose A tamam, bu kategoriydi. Trans TR A B buydu. Tamam. Şimdi bunun yaptığı şey şuydu. Bir tane covering varsa her bir noktaya işte bir tane değil mi? Bir fiber, bir discrete set karşılık getiriyorduk. Ondan sonra da ve iki tane connected bir base aldığımızda şöyle ise işte bunları da birbirine bağlayan değil mi? Bizim şeyimiz vardı. Pet lifting'den dolayı bu iki fiber arasında FB ile FC arasında bir tane bijection buluyorduk. Dolayısıyla da bu kategoride bir eleman buluyorduk. X de bunun tersiydi. Şimdi şöyle bir şey yapabileceğiz. Bu kategoriyi de aslında hani burada neler var? Bir yerde her bir nokta için bir tane set var. O setin üzerinde yani şöyle diyeyim. Bu kategoriden şimdi her bir noktanın üstünde bir tane set var. Ve o setlerin eğer noktayı sabitlerseniz bu kümenin üzerinde de değil mi? Buradaki petlerin yani B'yi B'ye bağlayan petin pi BB'nin action'ı vardı. Şimdi şunu göreceğiz. Bütün bu kategoriyi tarif etmektense sadece bir noktadaki seti verip ve o noktada şeyi söylemek, bu grubun action'ının ne olduğunu söylemek yeterli. Yani şöyle bir kategori tarif edeceğiz. Şöyle diyeyim. Ona da şimdi nedir bu kategori? Şu olacak. This is the category. Kategori of pi b yani sets with equivalent maps as morphisms. Yani şimdi şey söyleyeyim, bu kata şey ne olacak? Bu
buradaki faktör ne olacak? Yani şunu yapacağız temelde çok basit. Bütün fiberlarda fiberları describe edip ondan sonra da her bir fiberda bu grup etkisinin ne olduğunu söylemek yerine uygun bir kategorimiz varsa sadece tek bir fiberdaki action'ın ne olduğunu söylemek yeterlidir. Onu yapmanın yolu da şu. Let pi b'ye connected grupoid. Connected grupoid'den kastımız şu. Herhangi iki nokta için herhangi iki tane nokta için BC için bu boş değil. Yani iki noktayı birbirine bağlayan her zaman bir morfizm var. Bizim durumumuzda for a pet connected space B bu is connected. Çünkü neden? Bu kategoride şeylerimiz bizim objelerimiz noktalar. Pet connected olduğu için de herhangi iki noktayı bağlayan bir pet var. Dolayısıyla bir morfizmamız var. Şimdi şeyi tarif edelim. Ben şunu tarif edeceğim. Buna da şu ismi verelim. Epsilon B ismini vereceğim. B şuradaki noktayı göstermek üzere. Bir tane nokta fix edeceğiz. Fix some B in this category. Yani eğer biz bu pet kategori olursak bir tane basis baz uzayından bir tane nokta fix ediyoruz. Tamam. Let f be a functor. Yani şurada bir eleman aldım. Bu ne demek? Her bir noktaya karşılık bir tane set karşılık getireceğiz, değil mi? Okay. Then for any C in ya da B in B F B is neden? Şimdi bu bir tane nokta aldığımda bu noktaya karşılık bir tane set var. O sete FB dedim. FB dedim. FB dedik. Ondan sonra diyorum ki bu set üzerinde bu grubun action'ı var. Neden action'ı var? B'den B'ye bir tane morfizm alırsam, gamma diyelim ki B'den B'ye bir morfizm. Bu morfizm burada değil mi? Bu morfizmanın görüntüsü F gamma bir tane bana ne verecek? FB'den FB'ye bir tane set map verecek. Ama her morfizm burada izomorfizm olduğu için bunun görüntüsü de izomorfizm. Dolayısıyla bu kümenin bir bijection'ını verecek. Bu da ne demek? Bu fiber'ın üzerinde bu grubun action'ı var demek. Tamam mı? Her bir eleman FB üzerinde ekte diyor. İşte şunu şuraya gönderiyor, bunu buraya gönderiyor vesaire. Tamam mı? Şimdi dahası şu var. Bu yine morfizm olduğu için biz eğer
Tamam. Yani şu da var tabii ki moreover if alfa B'den C'ye bir şeyse genelde izomorfizm then F alfanın kendisi FB'den FC'ye bir tane bijection. Eğer B'yi ve C'ye eşit seçersek de o zaman FB kümenin bir otomorfizma FB kümesinin bir otomorfizması olacak. Eğer şu da varsa if G diyelim ki is another functor. And is a phi is a natural transformation then şu diagram komutatif. Şurada F alfa, burada G alfa var. Şurada da phi C, burada phi B. Is commutative. Neden commutative? Çünkü işte natural transformation demek o. Bu iki functor arasında. Yani bu ne demek? Aslında her noktada bir bizim ya da herhangi iki nokta aldığımızda o iki noktadaki setler arasında bir morfizmam var, bijection'ım var. G de bana benzer bir şey veriyor. Bu natural transformation demek de bu diagram commute ediyor demek. Yani f'i işte bir yok onu burada yapmayacağız sonra yapacağız. Tamam bir saniye. Evet, okey. Ha, buradan şunu görüyoruz. Hence the map şu FB'den GB'ye is pi B equivalent. Yani şöyle B'yi C'ye eşit görürsek B'yi C'ye eşit alırsak o zaman burada da G alfa var. Herhangi bir tane şey için alfa için evet yok burada bu B noktasında bu da B noktasında tamam şu komütatif. Şimdi bu ne demek? Bunu şöyle görebiliriz. Yani B noktasında şu nesne her bir alfa için bir tane izomorfizm ya da işte bijection. Dolayısıyla şu grubun burada action var. Burada başka bir action var ve bu iki action birbiriyle compatible. Ama onu söylüyor. Tamam.
Şimdi bir de tersten gidebiliriz. Dolayısıyla bu bize işte şey vermiş oluyor. So this defines the functor epsilon b nereden nereye? İşte şeyden buradan buraya. Herhangi bir functor verildiğinde o bana bir tane delta B set veriyor. Yani delta B'nin eklettiği bir set veriyor. O da nedir? B noktasındaki fiber'ın üzerindeki action. Bu tabii bununla karşılaştırınca çok büyük bir data. Burada yani bir sürü nokta var ve her bir noktada işte action var vesaire. Siz sadece onu tek bir noktaya kısıtlıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz, tamam mı? Şimdi bunun tersi var. We can define an inverse map. Şöyle. Onun ismi de neydi? Bu sefer delta set verildiğinde bana şuradan şuraya bir functor verecek. Nasıl? Onu da söyleyelim. Yine B noktasını fix ettik. Fix sum A, B, let A be a delta B set. Yani A kümesi üzerinde bu grubun action olsun. Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Her nokta üzerinde bu action'ı bir yerde extend etmek istiyorum. Onu şöyle yapıyoruz. Şimdi burada bir functor elde edeceğim. Bana şu verildi, A verildi. Ben bir tane F bulacağım, bir functor bulacağım. Bu functor her bir noktaya bir set karşılık getirmesi lazım. Şimdi o setin ne olduğunu söyleyeceğiz. Tamam. Yani aslında şuna phi a diyeyim. Phi a diye tarif ediliyor. Phi a functor'ı şu olacak. Pi'dan set kategorisine şöyle tarif ediliyor. If x is in B, let phi a x. Yani bu functor'ın bu objedeki x noktasındaki görüntüsü bir set olacak. O set şu olsun diyor. A pi b x. Şimdi B'de bir setim vardı. Ben onu x'e taşıyorum. Nasıl taşıyorum? Şu şeyle vasıtayla bunun da anlamı şu. Ver. Şu nesne de kastettiğimiz şey şu. Is the equivalence classes classes on A cross pi cross pi b x by şöyle a g gamma a g gamma for any a g gamma in işte a
BX. Yani şöyle bir üçlüyü böyle bir üçlüyle aynı göreceğim. Yani G'yi burada A'ya sağdan etki ediyorum. A bir tane right G set olsun. Daha doğrusu işte pi set. Bu da pet uzayda yani payı şey gibi düşünürsek bir dakika. Pi'den kastettiğimiz bizim şeydi. Pi b tabii ki. Yani şöyle bu B noktasında şöyle bir eleman aldığımda ondan sonra da şunu X'e bağlıyorum. Şu nesne şuna eşit. Şu G ise şu gama önce G ile git ondan sonra gama ile git. Tamam mı? Yaptığımız şey şu. Yani B'nin üzerinde bir fiber vardı. B'nin üzerinde bir fiber vardı. Bu fiber'ı ben X'in üstüne taşımaya çalışıyorum. Yaptığım şey o. Tamam mı? Yaptığımız şey o. Şeyde for any bir tane morfizm alırsak da x'ten y'ye morfizm in pi let şu da şimdi yani her noktaya bir set karşılık getirdik. İki nokta arasında bir morfizmimiz varsa yani bir eğri gibi düşünelim. O zaman bu setler arasında da bijection olacak. Bijection da şöyle. Evet. Şurada bir denklik sınıfı aldığımda AG gamma bu denklik sınıfını şuna göndereceğiz. AG gamma alfa. Yani şuna denk geliyor. B'yi X'e gamma ile birleştirdiğim zaman X de Y'ye alfa ile birleşiyorsa B'yi Y'ye İşte alfa gama ile birleştiriyorum. Tamam mı? Yaptığımız şey o. Bu nesnenin well-defined olduğu da şuradan belli. Şimdi AG gama şuna denkti. AG gamaya denkti. Bu nesneyi ben şuna gönderiyorum. AG gama alfaya gönderiyorum. Ama bu şuna denk. AG gama alfaya denk. Bu da zaten şuna gönderiliyor. Değil mi? Şunun sonuna alfa koyuyorum. Dolayısıyla bu well-defined bir şey. Dediğim gibi yaptığımız şey şu. Tek bir noktadaki fiber'ı her bir noktaya extend etmek istiyorum. Tamam mı? Extend etmek istiyoruz. Onu yapmanın yolu da işte bu. Şöyle şeylere bakıyorum. Nesnelere bakıyorum. Tamam mı? Her bir noktanın üzerine o fiber'ın bir kopyasını koyuyorum. Set wise olarak bu küme ailen aynı şey. Tamam mı? Set wise olarak ya aynı demeyeyim de işte A'dan buraya hani one to one map var. Bu niye önemli? Bu işte covering space'in classification'ını
şuna indirmiş oluyor. Bu tek bir noktadaki fiber'ın üzerindeki action covering'i tamamen belirliyor. Şimdi o zaman şunu görmüş ol. Ha, yani şöyle bir teorem var. Bunu söylemeyeceğim. Yani ispat etmeyeceğim. Bu işte bir şey tarif ediyor. Şurada tarif ettiğimiz epsilon beta ve nü epsilon b ile nü b'yi tarif ettik. Onu nerede yazdım? Ha şu. Şunla şu. Epsilonu epsilon da burada zaten. Bu ikisi birbirinin converse'ü. Yani epsilon beta her bir functor'dan bir tane pi b set oluşturuyor. Bu da her bir pi b setten bir tane functor oluşturuyor. Ama bu functor şeyinin de kategorisinin de biz yine covering şey olduğunu biliyoruz. Covering şey. Şu ikisi epsilon b and nü b r inverses of each other. Yani bunlar iki kategorinin izomorfik olduğunu söylüyor. Corollary o zaman şu var. For a transport space B, transport space B için we have the equivalence of categories. Nedir onlar? Covering kategorisi. Bu T ile gidiyorduk şeye. Set kategorisine. Buradan da bu üçü birbirine izomorfik kategoriler. Equivalent kategoriler. Dolayısıyla bir covering'i anlamak için sadece tek bir noktadaki fiber'daki action'ı anlamak yeterli. Onu söylüyor. Şimdi buradan şunu söyleyebiliriz. Örnekler yapacağım ama belki örneklerden önce şu birkaç lafı söylemekte fayda var. Ha, we are interested in connected covering spaces. Spaces şöyle yani pet connected tabii ki kastettiğimiz and that corresponds and hence we will assume is pardon ipet connected kabul edeceğiz. Pet connected. Bu da ne demek? In other words, the action of pi b veya işte bb ki bu aslında yani pi 1 bb ile aynı şey
Sadece bu inverse grup diye, yani biri sağdan biri soldan ekleniyor. On the fiber, hangi fiber? P inverse of B is transitive. Yani bunu assume edeceğiz. Bu da ne demek? Bu da şu demek. Fiber'da transitif. Yani dikkat ederseniz bu fiber connected demek, değil mi? Fiber connected demek, herhangi iki tane noktayı birbirine petle bağlayabiliyorum demek. O da şu demek ama, bu iki noktayı bağlayabiliyorsunuz, o size bir tane loop veriyor. Ve bu loop'un şu noktadan başlayıp şurada biten bir tane lifti var. Dolayısıyla herhangi iki noktayı birbirine bağlayan bir tane loop lifti bulabiliyorum. Bu da işte action'ın transitif olduğu anlamına geliyor. Ben buradan iki nokta bulursam bu ikisini bağlarım. O bana burada bir pet veriyor. Fundamental grupta eleman ve bu fundamental grubun elemanının şuradan başlayan lifti bunu buraya gönderiyor. Bu da ne demek? Herhangi iki noktayı action'la birini diğerine gönderebiliyorum. Tamam, o yüzden hani action'ın transitif olmasıyla fiber'ların, özür dilerim, A'nin path connected olması aynı şey. Şimdi o zaman bu hani equivalence of kategoriler ne diyor? Tek bir fiber üzerindeki action bütün covering space'i belirliyor. Grup teoriden şunu biliyoruz. Bir grubun transitive action'ları her birisi bir noktanın stabilizer'ıyla belirlenir. Yani eğer elinizde bir tane diyelim ki grup action'ı var. Transitive action olsun. Herhangi bir abstract şey düşünün. Herhangi bir grup ve şey. Bir tane X noktası aldığım zaman bunun stabilizer'ı nedir? İşte G'ler öyle ki GX eşittir X, değil mi? Stabilizer bu. Bir noktanın stabilizer'ıyla bir başka noktanın stabilizer arasında da şöyle bir bağıntı var. Şimdi action transitif olduğu için bunu buna gönderen bir eleman var zaten. Diyelim ki y eşittir gx olsun. Tamam mı? O zaman bu ikisinin stabilizer'ı nasıl fark edecek? Y'yi bir tane eleman yerinde tutuyorsa g prime diye, y yerine ben gx yazarsam gx, sonra da bunu diğer tarafa atarsam G inverse G prime GX. Ne elde etmiş oldum? Bu eleman X'in stabilizer'ı. Dolayısıyla Y'nin stabilizer'ının G ile konjugesi G inverse bu eleman çarpı G X'i stabilize ediyor. Yani if Y equals GX then stabilizer of X ne oldu? G inverse stabilizer of Y G oldu. Dolayısıyla bu stabilizerlar birbirine konjügeler ve bu grup action'ını da şöyle görebiliriz. Aslında moreover as a set, we may identify G with, pardon, X with left posets of H. Yani X'i direkt şu alabilirim. Left kosetleri ve bizim action'ımız da
G, X, X ne olacak bu? Herhangi bir G aldığımda ya da G prime aldığımda bir tane kosete bu ne yapacak? İşte şuna gönderecek. Tamam mı? Dolayısıyla bütün grup action'lar aslında bir tane subgrup belirleyeceksiniz. O subgrubun left kosetleri üzerinde grubun soldan çarpma action'ı. Başka bir action değil. Bunu covering space'e şey yaparsak ne olacak? Bu bir noktanın üzerindeki fiber'a bakıyoruz. Oradaki fiber'ın stabilizer'ı nedir? Group action'ı. Şimdi elimizde bir covering space'imiz var. Ben sadece tek bir noktaya bakacağım. Bunun üzerindeki fiber'a bakıyorum. Bu fiber'ı da bu fiber'ı o zaman özür dilerim. Şeyin G diye de hayvan BB'yi aldık. Herhangi bir noktanın stabilizer'ı nedir? Herhangi bir tane şurada X alırsam X'in stabilizer'ı stabilizer of G. Buradaki action tabii şu. Yani bir tane pet alıyorum. Bu petin X'ten başlayan liftine bakıyorum, değil mi? Stabilizer'dı demek bu lift X'ten başlayıp X'te bitiyor demek. Bu X'ten başlayıp X'te bitenler neydi bu stabilizer? Tam olarak buradaki fundamental grubun görüntüsüydü. Yani bu stabilizer P star of hayvan EX'ti. Dolayısıyla benim bu iki resmi karşılaştırırsam covering'imi belirleyen şey sadece bu subgroup. Daha doğrusu bu subgrubun konjugesi klası. Ne demek istiyorum? Bu fiber'da X yerine ben Y'yi alsaydım bu noktanın stabilizer yerine bu noktanın stabilizer'ı o subgroup verecekti ama o subgroup zaten buna konjüge. Dolayısıyla connected bir base üzerinde connected cover'ları classify eden şeyler bunun subgrupları. Başka bir şey değil. Kategoriler denk olduğu için de her bir subgruba bir tane şey karşılık gelecek. Niye? Evet, tabii ki. Evet, her bir subgruba. Çünkü her bir subgrup bana bir group action'ı veriyor ve bütün transitive group action'ları subgruplarla klasifiye ediliyor. Değil mi? Yani ben buna abstract grup olarak bakarsam bu abstract grubun transitive action'ları bu grubun bir tane subgrubu fix edin, onun left kosetler üzerine action'ı başka bir şey değil. Ve dolayısıyla da her bir covering oradan elde ediliyor. Dolayısıyla şeyimiz şu. For a connected, a pet connected, daha doğrusu connected demeyeyim de şey diyelim. Aslında belki kitaptan onu statement'ını yazayım. Bunları nereye yazdım? Burada mı? Ha, buradaymış. Pardon.
Tamam. Şu teorem classification bir classification sonucu vermiştim. Bu ikincisi classification 2 diye geçiyor. İlki şeydi işte her bir covering bir pet kategoriden setlere bir functor olarak verilir diye. Burada bu kategorik şeyin bir sonucu olarak şunu yazabiliriz. Let be a transport space the category of the category of coverings of B is equivalent bunun ne olduğunu söylemedim ama orbit kategori diyeyim. Orbit içini dolduracağım şimdi orbit kategori. Yani bu grubun actionları aslında başka bir şey değil. Sadece ismini koymamıştım. The isomorphism class of a connected covering Q E'den B'ye corresponds under this equivalence. To the isomorphism class. Class of pi 1 B divided by CQ X bu şey demek is the conjugacy class conjugacy class of herhangi bir noktanın stabilizer'ı yani of P star pi 1 x yani şurada söylediğimiz şeye denk geliyor. Her bir subgroup bana bir action veriyor. Dolayısıyla bir covering space veriyor. Ve o subgrubu işte conjugacy class'ında başka bir şeyle değiştirirseniz de o izomorfik bir subgrup şey veriyor. İzomorfik bir covering veriyor. Çünkü ikisinin arasındaki tek fark hani base point seçimi başka bir şey değil. Başka bir şey.
Yiyeceğim mi burada? Şunu da yazayım. The equivalence of categories implies that any automorphism of yani bir deck transformation is an automorphism of the group action. Bir yani group action'ın otomorfizmasından kastettiğimiz şey de şu. Yani x'ten x'e bir set map yani bir otomorfizm dediğiniz bir bijection ama şunu sağlaması lazım. Herhangi bir G elemanıyla ben çarptığımda hani bu buradan buraya bir tane bijection elde ediyorum. Bu şeyin diagramı commit etmesi lazım. Bunu sağlayan bir tane şey varsa bijection x kümesine öyle ki bu diagram commutative olacak. For all g in g. O zaman ben diyeceğim ki bu nesne bu otomorfizma özür dilerim. Group action'ın bir otomorfizması. Bunun covering space'e şey daha doğrusu şimdi kategoriler denk olduğu için yani bu grup action'larının otomorfizmaları bizim covering space'imizin de otomorfizmaları olacak. Ve bu otomorfizm grubu da şuna eşit. The otomorfizm group is a group of an group action. Action is divided by H. Burada H herhangi bir noktanın stabilizer'ı, herhangi bir noktanın stabilizer'ı and de bu şeyin normalizer'ı n g H. Öyle mi yazılıyor bilmiyorum da bu normalizer of the normalizer of H in G. Yani şu demek H'i içine alan bir subgroup öyle ki H onun içinde normal olacak ve bu anlamda en büyük subgroup. Dolayısıyla bir otomorfizm action otomorfizm grubu da buna eşit. Bizim bunu şey translate edersek otomorfizm group of this covering o zaman şuna eşit olacak. Normalizer of nerede? Pi 1 B'nin içinde. Neyin normalizer'ı H'in. H dediğim şey de P star pi 1 E x.
Yani bu covering'e karşılık gelen şeyin, subgrubun ya da bir noktanın stabilizer'ının otomorf şeyi, normalizer'ı. Dolayısıyla da eğer şeyse covering için bu subgroup normalsa, if corollary, if the covering P is regular veya normal, aynı şey bunlar. Yani şey, bu H subgrubu P star pi 1 x şeyin içinde normal is normal in pi 1 db then automorphism group of pi neye eşit olacak? Pardon, bu şunu eksik yazdım. Bu normalizer, ha normalizer bölü H, tamam. Şimdi bu normalizer bölü normalizer of H in pi 1 bb olacak. Ama bu grup normal olduğu için bu doğrudan pi 1 bb olacak bölü H. H-izomorfik olacak. Bu anlamda da bakarsanız yani covering'in normal olması şu grubun en büyük alabileceği şey olması, yani G grubunun tamamı olması. O yüzden de normal cover'lar bir yerde otomorfizm grubu en büyük olan cover'lar. Başka bir şey değil. Evet, zamanım kalmadı. Örneklerden bahsedecektim. Onları da yarın sabah yapayım. 3-4 tane örnek yapacağım. Birkaç tanesini geçen ders biraz yapmıştım ama onları daha düzgün yazdım. Hani bu equivalence'larla da o covering'lerin örneklerini bağdaştırarak, hani group action'ı verdiğimiz zaman covering'i nasıl yazarız? Birkaç örnek yapmıştık ama biraz daha yapalım. Yani